Bugün magnezyum takviyelerinden bahsedeceğim. Magnezyum bildiğiniz gibi çok sayıda enzimatik reaksiyona eşlik eden önemli bir mineralimiz. Magnezyum eksikliği sık gördüğümüz hastalıklardan biri. Daha çok tabii eritrosit içindeki magnezyum bizim için değerli. Çünkü ekstrasellüler sıvı dediğimiz plazmada gördüğümüz magnezyum, gerçek magnezyumun sadece %3'ünü, 5'ini oluşturuyor. Dolayısıyla eritrosit için magnezyum düzeyimizin yeterli olması gerekmekte. Genellikle laboratuvarlarda kanda magnezyum düzeyi bakılmakta. Bu bazen tedavide bizi kısıtlayan bir durum olmakta ama şikayetler bize bu konuda çoğu zaman yol göstermekte. Piyasada çok sayıda magnezyum preparatı var bildiğiniz gibi. Bazen hastalar gönderilerimizin altına yazıyor. Tiroid hastasıyım, hangi magnezyumu kullanayım? Şu hastalığım var, hangi magnezyum benim için daha uygun olur? Dolayısıyla bunlara cevap olması için kısaca magnezyum takviyelerinin tiplerinden bahsedelim. Bildiğiniz gibi piyasada en çok bulunan magnezyum oksit adını verdiğimiz preparatlar. Magnezyum oksit maalesef emilimi iyi olmayan bir preparat türü. Dolayısıyla çok önerdiğimiz bir magnezyum türü değil. Bağırsaktan emilimi sıkıntılı ve kalitesiz bir magnezyum türü. Dolayısıyla magnezyum oksit içeren preparatları önermemekteyiz. Magnezyum sitrat emilimi daha iyi olan bir magnezyum tipi. Özellikle bağırsak problemi olanlarda, kabızlık yaşayanlarda magnezyum sitrat etkili olabilmekte. Dolayısıyla eğer kabızlığınız oluyorsa, karında şiştiğiniz oluyorsa magnezyum sitrat tipini tercih edebilirsiniz. Magnezyum malat dediğimiz malik asitle birleşmiş bir magnezyum tipi var. Magnezyum malat da genellikle mitokondriler için de gerekli olan bir magnezyum türü aslında. Kronik yorgunluğu olan hastalarda, kas yorgunluğu olanlarda, fibromiyaljisi olan hastalarda magnezyum malat kullanılabilir. Emilimi iyi olan magnezyum türlerinden biri magnezyum malat. Bir de magnezyum biglisinat var. Bu da biglisinatla birleştirilmiş magnezyum tozu. Bunun da emilimi yine gayet iyi. Biglisinat formu, malat formuyla beraber beyne geçebilen formlar. Dolayısıyla bu iki formu uykusuzluk için alacaksanız ya da anksiyete ve stresinizin azalması için magnezyum kullanacaksanız biglisinat ve malat içermesi yine önerilmekte. Taurat içeren magnezyum tipi de yine beyne geçebilen bir magnezyum tuzu. Bu da yine önerilmekte. Bunların değişik karışımları piyasada bulunmakta, ayrı ayrı olarak satılmakta. Magnezyumda tabii istemediğimiz bir durum var. Maalesef tabletler biraz büyük olmakta. Magnezyum tabletlerini almayı zorlaştırmakta bu durum. Bu durumda tabii bunların saşe formlarını tercih edebilirsiniz. Saşe formları suyun içine 200-250 ml suyun içine koyarak iyi bir şekilde karışarak kullanabileceğiniz bir magnezyum türü. Magnezyumu hangi hastalıklarda öneriyoruz? Magnezyum aslında tiroid hastalıklarının çoğunda, özellikle Hashimoto ve Graves hastalarında rahatlıkla kullanabileceğimiz takviyeler. Otoimmün hastalıklarda kullanılabilir. Özellikle romatizmal hastalıklar, romatoid artrit, lupus gibi hastalarda ilave olarak kullanılabilir. Magnezyum tuzlarını biraz önce bahsettik. Sitrat içerenleri özellikle kabızlık tedavisinde rahatlıkla kullanabilmekteyiz. İshal olanlarda da daha çok taurat tipleri, magnezyum taurat etkili olabilmekte, rahatlatabilmekte aklımızda olsun. Magnezyumla ilgili bir diğer önemli nokta, takibi önemli. Bazı durumlarda uzun süre kullanmak gerekebiliyor. Bazen de kısa süreli kullanabiliyoruz. Aslında magnezyumun ampulleri de mevcut piyasada. Daha çok gebelerde kullanılan ampuller mevcut. Magnezyum sülfat içeren ampuller. Bir de tabii magnezyum tuzları
değişik amaçlarla da kullanılabilmekte. Epsom tuzları olarak geçmekte. Bunlar toz şeklinde satılmakta. Bunlar da detoksifikasyon için değişik amaçlarla kullanılabilen preparatlar. Magnezyum insülin direnci hastalarında çok etkili. Karbonhidrat metabolizma bozukluğu olan hastalarda yine şekeri vücudun kullanması için faydalandığımız preparatlardan. Günlük ihtiyacımız 200-400 mikrogram magnezyum için. Bu elementer magnezyum olarak alınması gerekmekte. Magnezyum preparatlarının çoğunda görürsünüz. Yüksek dozlarda yazar ama elementer magnezyum daha düşük olur. Ortalama %10 ile 15 arasında bir magnezyum elementer magnezyuma denk gelir. Yani 1000 miligram yazan bir magnezyum tabletinin elementer kısmı yaklaşık 120 ile 150 miligram kadarıdır elementer magnezyum. 200 miligramlık olan tabletlerden günde 2 defa aldığınızda 400 miligramlık ihtiyacınızın tamamını karşılayabilirsiniz. Dolayısıyla bu 400 miligram elementer magnezyum aslında karşılamak biraz mevcut preparatlarla zor görünüyor. Son dönemlerde 200 miligram içeren elementer magnezyumlar piyasaya çıktı. Bunlardan kullanılabilir makul miktarlarda. Magnezyum yine tabii tiroid hormonlarının üretimi için çok önemli minerallerden biri. Hem TSH hormonunun yapımında görevleri var hem de T4 hormonu T3'e dönüşürken magnezyuma ihtiyaç duymakta. Bu açıdan da faydalanılabilir. Aklınıza gelen sorular olursa videomuzun altına yazın. Cevaplamaya çalışırız. Teşekkürlerimi sunuyorum. İyi günler diliyorum.